Ama bizim Efendi Hazretleri gibi Allah başımızdan eksik etmesin, o mübarek gibi olsan ararsın namaz kılmaya, onun namazları 100 rekatı buluyor günde. Abdest şükrü, tahiyyetül mescid, devamı bağını arıyor. Evvabin 6 rekat, o 12, 8 kılar, 10 kılar. Annenin babanın ruhuna, 2 rekat şuna, 2 rekat buna. Teheccüd 12, 12 de 2 saat sürüyor. Hatimle, cüzle, o ayrı Allah dostlar, doymaz. Doymaz. Sen nasıl yemekten doymuyorsun? Konuşmaktan doymuyorsun, dır 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 dır. Bizim Efendi Hazretleri ibadete doymaz. Dayanamazsın yani. Gece uyursun uyursun uyanırsın Mina'da, çadırda, Arafat'ta. Bakarsın ayakta kılıyor. Sen yine yatarsın. Tahta vakit çok, gecenin ikisi. Kalkarsın bakarsın yine o ayakta. Çünkü o zevk alma meselesi. Allah'ın huzurunda durmaktan zevk alıyor. Makam sahibi zatlar. Onlarla baş edemezsin. Sen onlar yoruluyor zannedersin. Onlar yorulmaz. Çünkü ibadetten haz alıyor. Zevk alıyor, lezzet alıyor. 81 senesinde ilk hacca gittim Efendi Hazretleri'yle beraber. Bir de Halid abi var. O da Ali Haydar Efendi'nin oğlu. Yani bizim efendinin şeyhinin oğlu. Halid Gürbüzler. Allah kabrini nur eylesin. Üçümüz gittik. O zaman ihvan falan da yok. Bir iki gün kala işte işçi vizeleriyle falan müsaade aldım. Kimse de gelemedi. Ben de daha 16 yaşındayım. Uzun bir mesele. Bir sohbet yapmak lazım o hadisteki anılarımdan. Çok şeylere rastladım da. Halid abi de biraz daha yaşlı tabii. Efendi Hazretlerimizden biraz daha yaşlıydı. Ama çok hocalarla, şeyhlerle hacca gitti. İsmini vermeyeyim. Türkiye'nin en meşhur şeyhleri. Hepsi ölmüş şimdi. Allah rahmet eylesin hepsine. Onlarla da Ali Haydar Efendi oğlu diye herkes buna hürmet etmiş tabii. Bizim efendiyle de ilk hacca geliyor o sene. Rahat ederim de zannetmiş biraz. Efendiye çok itibar eder, herkes tanıyor ya falan. Halbuki bizim efendi çile kes bir insan yani. Sıkıntıya talip. Çok uzun sıkıntılar çektik neyse. Yürümeler, şeyler, araba bulamamalar. Ben de o zaman şişmanım, 90 kilo falan, 100 kiloya yakın, zor yürüyorum yani. Arafatlara, Mina'ya yürüdük, Arafat'a yürüdük. Zor, sıcak. Ağustoslarda aç o zaman. 30 senedir, evet. Çok sıcak zaman. Neyse oradan Arafat'ta akşama kadar dua falan, Arafat'tan yürüdük. Nereye geldik? Bayram gecesi Müzdelife'ye geldik. Ama nasıl bir sıcaklar, nasıl bir yol, size anlatamazsın yani. Öyle yemek, kaç gündür istediğin bir yemek bulamıyorsun. Şimdi biraz, şimdi 5 yıldızlı hac. 5 yıldızlı hac. Arafat'taki çadırda klimalı, Arafat'ta da açık büfe yapmışlar. Arafat'ta açık büfe oldu mu ya? Ama ona göre para. 5.000 euro, 10.000 euro verirsen Arafat'ta açık büfe var. Bize hiç öyle haçlar nasip olmadı, biz hep çile. Ama bu iş böyle. Ya neyse, Müzdelife'ye kadar yürüdük, kaç kilometre ya? O sıcakta biliyor musun? 1 kilometre, burada 10 kilometre yürürsün. Gecenin 3'ü mü nedir? 2-3, orada cem yapılıyor, namaz birlikte kılınıyor ya, akşam yap. Neyse kıldık, yerde bulamıyoruz, her yer dolmuş, bir yolun ağzında, arabalar yanımızdan vızır vızır. Yatsıyı falan da kıldık, oh bir iki saat yatarım diye. Halit abi yatakta yok da böyle, bazıları hazırlıklı gelir, şişme botlar bir şeyler. Ne adamlar var bu hacılarda ha? Bir bakıyorsun hemen şişirmeye başlıyor. Toprağa yatmayayım diye, biliyor musun? Ulan nereden bunları taşımaya da üşenmiyorlar ya? Bazı adamlar böyle tipler var ya. Bizim yok oluyor 81 senede, nerede ya böyle hazırlık mazoluk bizde? Aniden çıktık gittik. Halit abi de rahmetli hasta oldu bayağı, kramp giriyor ayağına bacağına, yaşlı adam neyse. Yatsıyı kılınca hemen tabii bir yer kendine göre toprakta falan bir şey uzanacak. Bizim efendi demesin ki, Halit abi burası çok zikretme yeridir. Ayet var. diyor. Efeydâ fâstum min arafâtin fezkurullâhâ indel meş'aril haram. Arafat'tan diyor seller gibi aktığınız zaman, meş'ari haramda Müzdelife'ye geldiğiniz zaman Allah'a çok zikredin. Ayet var diyor. Şimdi burada zikre devam edeceğiz. İki gündür uyku yok zaten. Sıcak, yemek yok, bir şey yok. Dedi vallahi Hafız abi ben yatsıyı kıldım dedi. Ben biraz uzanacağım. Sen zikre devam et. Ne yaptın adam? Adam da koyverdi yani. Zaten sabah namazında vakfe var. Kalkacağız da. Ya efendi orada ya bir saat uyuyor. Diyor ki ayet var, zikir yapmamız lazım. Zikir zaten ona bakarsan ayet kolay. Hocalar işini bilir. Ya namaz zikirdir zaten, namazı kıldık tamam.
Ama öyle değil işte. Zevk alanla zoraki iş yapan farklıdır. Allah bize de ölmeden bir zerre zevkten nasip eyle. Amin. O zaman bakarsın doyabiliriz. Bir zevk gelir, hakikaten doyulmaz. Öbür türlü angarya kabininde. Olmaz. Namazlarında huşu edenler. Allah'ın huzurunda Celle Celle Mevla beni görüyor. Cemalini benim yüzüme doğru tutmuş. Allah. Çünkü namazda diyor sağa sola bakmazsan, kalbinle de onu bunu düşünmezsen, Allah diyor kendi cemalini kulunun yüzüne doğru projektör gibi tutar diyor. Sen Allah'ın cemalinin nuru senin yüzüne vursa sen. Ama işte onu anlayan o namazdan doymuyor. Sen o hali yaşamayınca da ne zaman bitecek, ne olacak? İmam biraz yavaş kıldırsa, yahu yavaşı ne ya? 5 dakika. 5 dakikada namazı bitirmek istiyor ya.